ben yarım saat belki 45 dakikaya kadar Sayın Cumhurbaşkanı kameralarının karşısına geçecek ve ebeveynlerin, öğrencilerin, kafe ve restoran işletmecilerin ve şimdi aklımıza gelmeyen bu süreçten mağdur olmuş pek çok kurumun, kişinin gözü kulağı bu akşamki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında. Çünkü ilk defa bu iki mesele, özellikle eğitim ve kafe restoran meselesi, bir nevi sosyalleşme meselemizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunacak. Bu toplantıdan beklenti yüksek, pek çok kafe restoran temizlik yapıp 1 Mart'tan itibaren açılacağız havasında, hevesinde, haklı olarak, çünkü aylardır kapalılar. Bunu tabii işte bilim kurulu sonrası verilen tavsiye kararları, içeride Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı sunumlar yaptılar. Orada bir karar alındı, alınacak. Birazdan dediğim gibi bunu dinleyeceğiz. Fakat bu nasıl olmalı, nasıl olacağını birazdan öğreneceğiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanı, Türk Tabipler Birliği COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz hocamız konuğum. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar ve ismi. Çok teşekkürler. Kişisel kanaat olarak sizden duyacak olsak şunu. Kafeler, restoranlar açılsın ama şöyle şöyle açılsın sizden dinlemek isterim. Şöyle söyleyeyim, aslında toplumun biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi beklentisi çok yüksek. Hatta hafta sonu yakınlarımızdan şöyle cümleler kurduk. Pazartesi günü şuralar şuralar açılıyor, işte şunlar şunlar açılıyor gibi. Aslında bu iş o kadar kolay değil ve karmaşık bir kriterler dizisine gerektiriyor. Bu niye süreçte kolay? Hekim olduğunuz için eminim, biz gazeteciler de öyle. İşte pazartesi günü şurası açılıyormuş, sen vardır bir bildiğin şeklinde, eminim çok soru geliyordur. Evet, evet, gerçekten öyle. Hani biz de bekliyoruz. Özellikle bilim kurulunun burada almış olduğu kararlar ve belirlediği kriterler önemli. Birazdan kabine açıklaması sonrası tabii bu kadar detaylı teknik bir açıklama yapılır mı, yapılmaz mı, daha esaslar mı açıklanır, bunu bilmiyoruz. Ben daha çok genel esasların açıklanacağını, bu işin teknik boyutunun da önümüzdeki günlerde bilim kurulu tarafından hazırlanacak bir rehberle şekillenebileceğini düşünüyorum. Size göre yani ne olmalı? Mesela 39 ilçe var İstanbul'da. İstanbul örnek alacak olursak. İşte 2 haftalık tablolar açıklanacak. Herhalde ilçe bazlı olması başka bir kaosun. Yani ne olursa, birazdan eğitim meselesini soracağım. Size görürse ne olursa artık insanlar sosyalleşebilmeli. Şimdi burada kritik nokta bölge ya da hani il düzeyinde diyelim ki, verdiğiniz örnek aslında bu işin ne kadar güç olduğunu çok güzel gösteriyor. Yani mülki sınırlarla baş edemeyeceğiniz bir kentsel gelişim var. Dolayısıyla daha bölge tabanlı, bölge bazlı bir değerlendirmeye ihtiyaç var burada. Ve bunu da temel kriterimiz şu: o bölgede, o ilde salgın yayılımı ne düzeyde? Bunu da çeşitli kriterlerle düşük, orta, yüksek, işte çok yüksek diye dünya sınıflandırmaya çalışıyor. Her ülke kendi kriterlerine göre bu sınıflandırmayı yapmaya çalışıyor. Ancak burada temel sıkıntılardan bir tanesi, bu geçişkenlik sürekli olarak devam ederken siz il bazında, ilçe bazında bu önlemleri almanız ne düzeyde etki gösterecek? Şimdi Karadeniz'i düşünelim. 2 haftadır haritalar yayınlanıyor. 5 il yan yana. Biraz önce siz de belirttiniz, işte 100 bin kişi başına oradaki haftalık toplam vaka sayısı 200'ün üzerinde. Bu aslında çok yüksek bir sayı belli sınıflamalara göre. Şimdi orada iller arasında geçişkenlik ve oradan Türkiye'nin değişik yerlerine virüs taşınımı olduğu sürece siz orayı belli düzeyde kontrol altına alsanız da yetmeyecektir. Dolayısıyla evet, bölge bazlı bir kontrol stratejisi, ama bunun da ülke bazıyla entegre edilecek ve iller arasındaki bu geçişkenliği yüksek düzeyde olan illerde bir şekilde engelleyecek bir stratejiye ihtiyaç var. Şimdi mesela dediğiniz gibi Karadeniz örnek verirken, Artvin'de bu vaka sayısı düşük. Diyelim kafe, restoranlar kısıtlamaları kaldırıldı. Oradan her gün yüzlerce insan işte Batum'a geçiş yapıyor ya da burada kafe restoran açıkmış deyip Trabzon'dan, Rize'den gelen müşteriyi mi kabul etmeyecek? Artvin esnafı mesela aklıma geldi diye söylüyorum. Dediğiniz gibi çok zor bir denklem.
zor bir denklem. Bir bölgesel de derken neyi kastediyorsunuz yani hocam? Mesela Marmara için mi kararlar alınmalı? Karadeniz birkaç il, komşu iller, geçişkenliğin fazla olduğu iller, özellikle tıpkı bu Karadeniz'deki gibi orada 5 il yan yana çok yüksek değerler veriyor. Orada örneğin daha çok bölgesel bir yönetim, hani bölgesel değerlendirme ön plana geçebilir. Belki aynı il içerisinde farklı ilçelerin bir arada değerlendirildiği önlemler tasarlanabilir. Yani bu iş o kadar kolay değil. Toplum şöyle bir algı içerisinde, sanki biz bir düğmeye basacağız, bazı yerlerde açılacak, bazı yerlerde açamayacağız. Şunu da unutmayalım, bir mutant varyant tehdidiyle karşı karşıyayız. Resmi açıklamalara göre şu anda Türkiye'nin 49 iline mutant varyant yayılmış durumda. Ne kadar baskın hale geldi bilmiyoruz ama bakanlık yetkililerinin sizlere yaptığı bazı açıklamalara göre, örneğin Karadeniz'deki bazı illerde yapılan PCR testlerinin yarısından fazlası mutant virüsle sonuçlanıyor. Bunlar da kritik. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek bir strateji belirlemek gerekiyor. Kriterler meselesine gelirsek orası biraz karışık, hani kafa da karıştırabilir. Ama kabaca vaka sayısı, test pozitifliği, yoğun bakım doluluk oranı ve yatan hastalar içerisinde COVID hastasının oranı diye kabaca 4 kriter söyleyebiliriz. O kriterler üzerinden. Şimdi bir tarafta bulunduğunuz alan itibariyle çok doğru. Mesela oradaki virüslerin pek çoğunun mutant virüs olması da evet. Bir taraftan da eminim işte bundan çok daha fazlasını ziyadesiyle duyuyorsunuzdur. İnsanların sosyalleşememesi, şöyle bir kafeye gidip, restorana gidip şey içememesi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Johnson şöyle bir karar aldı. İşte 17 Mayıs'tan itibaren yurt dışı çıkışlarına izin veriyor. Buradan biz de sevindirecek bir haber geldi. İspanya, Yunanistan, Türkiye en çok hemen tatil rezervasyonları, %600 küsur artışla tatil rezervasyonları yapılan ülkeler oldu. Haziran itibariyle işte tiyatroları, sinemaları açıyor filan. Ve biz İngiltere'yi mutasyonlu ilk virüsün başladığı ülke olarak konuşmamıza rağmen ve İngiltere bununla mücadele etmeye çalışırken akıllarda şöyle bir şey belirdi. Bunu bir soru olarak da sorayım. Bir taraftan mutasyonlu virüs devam ederken, öldürmeyen ama çok yayılan o mutasyonlu virüs devam ederken ya da yarın bir gün başka bir mutasyonlu virüsle konuşurken, bir taraftan da bu fizyolojik ve psikolojik dengeyi tutmak adına, toplum adına bir taraftan bir sosyal hayatın açılması, bir taraftan da bununla mücadeleyi eskiye göre keskin kısıtlamalarla değil daha yumuşak kısıtlamalara doğru mu gidiyor dünya? Ya da işte yarım saat, bir saat sonra biz de buna benzer bir şey mi duyarız? Ya da böyle mi olmalı? Yani psikolojik ve fizyolojik dengeyi nasıl sağlayacağız? Nasıl sağlamalıyız? Yani bir kez daha şimdi denilse ki Mayıs ayına, Nisan ayına kadar şeyler kapalı. Kafe, restoranlar kapalı, okullar filan. Sahiden inanılmaz bir şeyde benden daha iyi biliyorsunuz. Toplum psikolojisi pek iyi değil. Ne dersiniz? Kesinlikle. Aslına bakarsanız bir tükeniş yaşandığını söyleyebiliriz. Artık gerçekten toplumun hemen hemen her kesimi bir tükeniş yaşadı. Biz buna bu salgın sürecine özel olarak ya da genel olarak pandemilerin etkisine özel olarak ekonomik ve sosyal parçalanma diyoruz. Gerçekten salgının gerek kendisi gerekse alınan önlemler toplumda bir ekonomik ve sosyal parçalanma oluşturuyor. Bu nedenle de işte bu ekonomik ve sosyal destekler bütün ülkelerin salgın stratejisinde önünde duruyor. Bunun yanında ertelenen sağlık hizmetleri, pandemi dolayısıyla insanların ertelediği sağlık ihtiyaçları da bize hem kısa, orta vadede hatta uzun vadede çok farklı sorunlar da doğuracak. Bunun optimum noktasını bulmaya çalışıyor bütün ülkeler. Bu da bu noktada da elimizde şu anda bir aşı var geçmişten farklı olarak. Yine bir belirsizlik dönemi aslında yaşanıyor mutasyon meselesiyle. Ama şu anda elimizde bir aşı silahımız var. Aşı mücadele aracı olarak çok önemli bir araç. Ve bunun yanında salgını kontrol altına alabilme çabalarıyla ilgili deneyimlerimiz var. Hangi önlemlerimiz işe yaradı, hangileri yaramadı? En azından başladığımız yerde değiliz. Değiliz, evet. Yani bu açıdan da özellikle aşılama meselesinde alacağımız mesafe ülkelerin elini biraz daha, bir miktar daha rahatlatıyor. Ancak yine de çok temkinli olmak ve çok temkinli adım atmak durumundayız. Kesinlikle. Toplumsal tükenişi de bu psikososyal desteklerle ve özellikle ekonomik desteklerle, çünkü eşitsizlik çok derinleşmiş ve yoğunlaşmış durumda.
ve toplumun pandemi yönetimine inancı da zaafa uğramış durumda. Özellikle gördüğü manzaralar, kalabalık toplantılar, kalabalık cenazeler bu inancı da zayıflatıyor ve bu tükenişle birlikte aslında daha da derinleşen sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun dengesini nasıl bulacağız? Biz kendi ülkemize göre bu noktada en önemli eksikliğin ben toplum katılımı olduğunu düşünüyorum. Bu kararlar alınırken toplumu da bu kararların içerisine katmadığımız sürece bu süreç daha da sıkıntılı gidecektir. Doğru. Bir taraftan da ekonomik destek diyorsunuz. İşte geçtiğimiz günlerde siyasette bir tartışma yaşandı. 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervi nerede? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte bu süreçte bunları kullanıyoruz. Destek olmaya diyeceğim şu. Hani Nisan Mayıs'a kadar bir yerler daha kapalı kalsın. Devlet biraz daha destek o. Devlet işte 1000 TL kira desteği veriyor. Şu kadar para işte karşılıksız filan. Ya bu da sürdürülebilir değil. Dolayısıyla dediğiniz gibi zor bir denklem. Bir şey daha, mesela eğitim meselesinde siz ne önerirsiniz? Nasıl bir şey uygulanmalı? Orada kriter ne olmalı mesela? İşte az önce haberlerini verdik. Çorum'da mutasyonlu virüse rastlanıyor. 6 bir öğretmen ve 6 öğrencisi işte gözlem altına alınıyor filan. Burada ve yine esnaf meselesinde, kafe meselesinde, restoran meselesinde olduğu gibi gelin ebeveynlere sorun. Aman Allah'ım ya bir an önce şu okullar başlasın, biz bu süreci artık ne kadar yöneteceğiz? Uzaktan eğitim olmuyor, öğretmeni de bunu diyor, öğrencisi de bunu diyor. Burada o yine az önce sözünü ettiğim dengeye referansla sorayım. Bu nasıl olmalı? Şimdi bu noktada da aslında dünyada deneyimler ve belirlenen kriterler var. Muhtemelen bilim kurulu da buna ilişkin ölçütler belirleyerek o ilin içerisinde hangi kademede hangi okulların, çünkü şunu da unutmayalım, bu virüs riski dolayısıyla her okul kademesi de birbiriyle aynı riski taşımıyor. Ve özellikle bu süreçte okulların açılma sürecinde evet alınan kritik önlemler, maske, işte yaş grubuna göre mesafe, işte el hijyeni, hep unuttuğumuz okullarda havalandırma meselesi var örneğin. Havalandırmanın çok üzerinde durmuyoruz ama yapılan bütün çalışmalar okullarda, sınıflarda havalanmanın en kritik noktalardan birini olduğunu gösteriyor. Ayrıca çalışanlara yönelik hangi stratejileri belirleyeceğiz? Yani öğretmenler ve okul çalışanlarının virüs bulaşı açısından kontrollerini ne düzeyde nasıl yapacağız? Bu sorulara karar vermek gerekiyor. Ancak ne yaparsak yapalım, okulları bir şekilde açık tutmaya çalışmamız gerekir. Yüksek riskli bölgelerde de örneğin Amerika'daki hastalık kontrol merkezinin önerisi belli ölçülerde okulları açık tutmak ama belli bir risk seviyesinin üzerinde örneğin öğretmen ve çalışanlara haftada bir test taraması yapmak. Ya da riskinizin yüksek olduğu bölgelerde öğrencilerin %10'unu rastgele seçerek test yapıp hani belki her hafta onları testle yormak değil ama izlemek, virüs bulaşını izlemek. Bizim de böyle bir kademeli stratejiye ve önümüzü görecek bir haritaya, yol planına ihtiyacımız var. Çünkü şu ana kadar Türkiye'de hangi kriterlere göre okulları açtık, hangi kriterlere göre kapattık bilmiyoruz. Yani varsa da bir kriter bizimle paylaşılmadığı için bilmiyoruz. Ama bilim kurulunun hazırladığı rehberlerde alınması gereken önlemler ayrıntılarıyla çok güzel bir şekilde aktarılıyor. Mesele bunu hayata nasıl geçireceğiz? Ancak mutasyon meselesi evet çok kritik. Buna ilişkin çok özel bir izleme stratejisi belirlemek gerekiyor ve bir şekilde mutlaka velileri katarak bu süreçlere topluma da bir hedef göstermemiz gerekiyor. Yani bu kriterlerin bence en önemli yanı toplumsal olarak, bölgesel olarak bir hedef koymamız ve hep beraber o hedefe ulaşabilmek için elimizden geleni yapmamız. Evet. Ve dediğiniz gibi toplumu mutlaka bunun içinde tutarak, zira gerçekten motivasyon süreci zaten zordu. Zaten zor ilerliyordu. Artık eskiye göre çok daha zor. İşte hafta sonlarında görüyoruz. Dediğiniz gibi bir gevşeme de söz konusu. Diren nereye kadar? Hocam çok teşekkürler. Çok kıymetliydi değerlendirmeleriniz. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz'a sorduk. Birazdan belki bir 10 dakikaya, belki bir yarım saat, bir saate kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinleyeceğiz. Okullar, eğitim ve kafe ve restoranlar, yani insanların sosyalleşme alanı, ama sosyalleşmeden çok daha önemlisi kafe ve restoran işletmecilerinin, sahiplerinin, esnafının en çok beklediği ve dolayısıyla hepimizin beklediği önemli kararlar bugün açıklanacak. Bakalım ne zaman. Kısa bir araya gidelim, sonra veda edelim.